2016'da başladık biliyorsunuz eğitimlere. Bu 7. dönem eğitimimiz. Ortalama her eğitimde işte 50-60 kadar arkadaşımızı ağırladık burada. Biz öğreniyoruz aslında. Dolayısıyla onların beklentilerini öncelikle alıp sonra programı ona göre dizayn etme şansımız var. Ama temelde genel beklentiler özellikle işin teknolojisini öğrenebilmek, işin regülasyon kısmını öğrenebilmek, müşteri deneyimini anlayabilmek gibi konular gündeme geldikçe bu tarafta bizim tecrübelerimizi onlara aktarma şansımız da artabiliyor. Dolayısıyla bu dönemki eğitimimiz biraz daha farklı bir konsepte karşılarına çıkacak. Çünkü geçmiş o 6 dönemin getirmiş olduğu bize bir bilgi birikimi de var. Bu dönemde mesela ağırlıklı olarak biraz daha open banking veya açık bankacılık ve API kullanımı mesela gündemimize gelecek. Hatta bu serinin ana temalarından bir tanesi olarak da karşımıza çıkacak. Onun dışında regülasyonun getirdiği bir takım hem zorluklar hem fırsatlar var. Bunları biraz daha paylaşmış olacağız. Dolayısıyla girişimciler açısından baktığımızda iş modellerini geliştirmeleri konusunda onlara da biraz daha farklı bir alan sunmuş olacağız. Burada sınıf içi eğitimlerin aslında en büyük özelliği bir topluluk yaratabilmek, bir ekosistemden sürekli olarak bahsediyoruz. Ama insanların birbirini tanıdığı, işte ne bileyim birkaç hafta boyunca bir araya geldikleri, fikirlerini paylaşabildikleri ortamlar bizim için aslında en ideal ortamlar. Dolayısıyla biz bu sınıf ortamlarında bunu yaratmaya çalışıyoruz. Ve insanların birbirleriyle yan yana oturup, sohbet edip, hatta fikrini paylaşıp, belki de dönem sonunda bunu bir fikir sunma aşamasına, pitching seansına kadar götürmesini bekliyoruz. Burada tabii ki farklı kesimlerden gelen arkadaşlarımız var, farklı sektörlerden gelen arkadaşlar var. Bu da işin rengini aslında ve mozaiğini karşımıza çıkartıyor. O çok renklilik, o çok seslilik aslında dönem sonunda da aslında çok farklı fikirlerin, neredeyse bir startup'a dönüşebilecek fikirlerin de karşımıza gelmesine neden olabiliyor. Merhabalar, ben Cansu Alver, BKM'de üye ilişkileri yönetmeniyim. Fintech 101 eğitimlerini Türkiye'deki fintech ekosistemini daha iyi tanımak için katılıyorum. Yakındaki gelişmeler, regülasyonlarla ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorum. İsmim Murat Özlü, Citibank Türkiye Global İşlem Bankacılığından sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Fintech 101 eğitimini daha önce, 2 yıl önce yine BKM çatısı altında Fintech İstanbul'la beraber blockchain eğitimi almıştık. O zaman ben Fintech 101 eğitimine gelememiştim. Akabinde Digital Expo diye yaptığımız bir eventte Selim Hoca ile birkaç kez bir araya geldik. O günden beri yakın takip ediyordum. Bugün bu fırsatı yakaladığım için de çok mutluyum. Beklentilerim birincisi fintech ekosistemine dahil olabilmek. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi bulunduğumuz alanda, bankacılık alanında fintechlerle çok yakın işbirliği yapıyoruz. Yapmaya da devam etmek istiyoruz. Fintechleri daha yakından tanımak ve işbirliği olanaklarımız olabilir mi? Bu alanda bakmak. İkincisi daha short term'de, kısa vadede bir fintech day yapacağız. Oraya sadece Türkiye'de değil, bu Middle East, North Africa, Pakistan, Türkiye'yi kapsayan region'da problem statement'ları belirledikten sonra Türkiye'deki çok güçlü fintech'leri de oraya katabilmek için bir fırsat olarak görüyorum bu platformu. İsmim Okan Ünlüçerçi. Yaklaşık 30 yıldır iş hayatındayım. Son 20 senesi finansal factoring sektöründe çalışıyordum. Şimdi işin beyaz yakalılık kısmını bırakıp kendi girişimcilik şirketimi kurmak üzereyim. Finansal teknoloji üzerine müşteriyle finans sektörünü buluşturacak bir uygulama düşünüyorum. Bundan dolayı araştırırken fintech eğitimlerini duydum. Aynı zamanda Core danışmanlık şirketini duymuştum. FIBA grubuyla da ortak, Hüsnü Özyeğin Üniversitesi'nde projeleri olan. Oradan bir bağlantı kurdum ve o şekilde eğitimlere katıldım. Eksik olduğum teknoloji kısmında, regülasyonlar konusunda, network konusunda burada eğitim almak amaç, beklentilerim onlar. Ben Ceyhun Tuzcu, yaklaşık 20 yılın üzerinde satış pazarlama alanında
çalıştığım çok uluslu şirketlerde. Son dönemde özellikle danışmanlık veriyorum ve fintechler bizim müşterilerimiz arasında. Özellikle fintech'in ve ödeme sistemlerinin geleceği konusunda bilgilenmek, irtibat içinde olduğumuz müşterilerimizin hem buradaki akademik taraflarında geleceğe gidişini, gidişatını öğrenmek hem de bu sektör konusunda ciddi bir deneyim sahibi olan konuşmacılardan ve network kurduğumuz arkadaşlarımızdan bilgiler edinmek. Bu vesileyle geldim. Biz 3 yıl önce Türkiye'de finansal teknoloji işlerinin hızlanması, bu startupların yer bulması, bankacılığın konuya daha da ısınması ve birlikte bir şeyler yapabilme ortamını yaratmak amacıyla bu işe başladık. 3 yılda düşündüğümüzden çok daha fazla ilgi gördük. Bankalarız Kart Merkezi'nde ciddi desteğiyle 3 yılda 500 üzerinde mezun verdik, 6 tane eğitim yaptık ve sürekli meetuplar, yayınlar, her türlü destek verebileceğimiz yere odaklandık. Bu dönemde önemli olduğunu düşündüğümüz ve gündeme gelen konu blockchain'i herkes daha net anlasın, neleri bizim hayatımıza katabileceğini anlasın diye blockchain 101 dediğimiz eğitimlerimize başladık. Onları hayata geçirdik ve bu içeriğin sonunda bu yaptığımız, yarattığımız community ve yarattığımız etki sayesinde Bankalarız Kart Merkezi'nin yanı sıra Mastercard, Oracle, Ernst & Young'ın da bizimle birlikte yolculuğa başlamasıyla önümüzdeki dönemde çok daha ciddi işler yapmayı planlıyoruz. Bu planımızın en büyük noktalarından biri artık gündemimiz olan ve herkesin şeffaflık, açıklık ve netlik istediği, daha iyi çözümler aradığı açık bankacılık, API yönetimi gibi konularda toplumu ve kamuoyunu esasında buradaki arayışı rahatlatacak workshoplar, çalıştaylar, eğitimler ve bununla ilgili meetuplar düzenleyerek yolculuğumuza devam edeceğiz.